sonra durduracağım. Öğrenci arkadaşlarımız. Kritik ve analitik düşünme topluluğumuz tarafından düzenlenen Hocam Bir Sorun Var konu başlıklı etkinliğimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kritik ve analitik düşünme topluluğu 2014 yılında İşletme Fakültesi öğrencileri tarafından kurulmuştur. Topluluğumuz özgün ve eleştirel bakmayı hayat tarzı haline getirmeye amaçlayan zinde bir topluluktur. Sokrates'in de dediği gibi, size ne yapacağınızı söyleyebilirler ama ne düşüneceğinizi asla. Topluluğumuz Bilkent'ten Silikon Vadisi'ne yolculuklu konu başlıklı ilk etkinliğini Cüneyt Ünal'ın katılımıyla gerçekleştirmiştir. Google'da görev yapan ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Google Strateji Geliştirme Uzmanı Sayın Cüneyt Ünal, Bilkent'te başlayan ve Silikon Vadisi'ne uzanan yolculuğunu tüm iştenliğiyle bizimle paylaşarak gelişimize katkıda bulunmuştur. Akabinde kritik ve analitik düşünme topluluğu, COSGAP ve üniversitemizin teknoloji transfer ofisinin işbirliğiyle 4 gün boyunca süren iş planı proje yazma eğitimiyle girişimci adayı öğrenci arkadaşlarımıza bir basamak oluşturduk. Üniversitemizin gerek sosyal gerekse eğitsel anlamda seminerler, konferanslar, söyleyişler ve benzeri şeyleri düzenleyen en yararlı, en iyi ve en çok kişiye hitap edebilen öğrenci kulübü olmayı hedefleyen vizyonumuz doğrultusunda yönetim kurulu ve topluluk üyelerimizle çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bugün burada İşletme Fakültesi'nin aralarında rektör ve dekan hocalarımızın da bulunduğu, değerli hocalarımızın bilinmeyen bütün yönlerini onların ağzından dinlemek için bulunmaktayız. Bu kez sorular biz öğrencilere değil, değerli hocalarımıza sorulacaktır. Hocalarımız bize özgeçmişlerini ve akademik kariyerlerini aktaracak. Daha sonra sizlerden gelen sorularla etkinliğimiz devam edecektir. Bu arada saygıdeğer hocalarımız bilsinler ki bugün vize konuları finale dahil değil ve günün sonunda ödev verilmeyecektir. Aklımızdaki rektör imajını yeni bir boyut kazandıran, öğrencileri ve personeliyle sürekli iletişim halinde olan, bizlerin halinden anlayan, değer üreten üniversite sloganımızı anlamlandıran, bizleri değerli hissettiren ve Türk kadının neden de başarılı olduğunu gösteren Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar hocamızı alkışlarınızla saygıyla davet ediyoruz. Çok sık görmesek de fakültemiz için yaptığı başarılı girişimlerle aslında hep yanımızda olduğunu hissettiren, birebir ilişkilerde sert yapısının altında yatan babacan tavırlarıyla içimizi ısıtan Sayın Dekanımız Profesör Doktor Kahraman Çatı hocamızı alkışlarınızla sahneye davet. Biz onu sırt çantası ve elinden düşürmediği çayıyla sevdik. Şanlı tarihimizin katıldığı derslerde bize tekrar tekrar sevdiren, tarihimizin ve siyasi geçmişimizin bilinmeyen yönlerini aydınlatan Sayın Doçent Doktor Celil Bozkurt hocamızı alkışlarımızla sahneye davet. Artık ezbere bildiğimiz klima hikayelerini hala anlatmaktan büyük bir haz duyan, derste gösterdiği slaytları öğrencileriyle paylaşmaktan çekinmeyen, sınav formatında sürekli değişikliğe gidip bizi ters köşeye yatıran, derslerde oluşturduğu tatlı tartışma ortamıyla konuları anlamamıza yardımcı olan, fakültemizin en sevilen hocalarından biri olan Sayın Yardımcı Doçent Doktor Faruk Kerem Çantık hocamızı alkışlarımızla tanıyor arkadaşlar. MR eşittir MC formülünü hayatımızın bir parçası haline getiren, bizlere olan sevgisi kadar büyük sınav kağıtlarıyla bize bir ülke yaşatan, rüyalarımızı süsleyen grafikleriyle iktisadı bize sevdiren,
ve topluluğumuzun danışmanı, yol göstericimiz Sayın Yardımcı Doçent Doktor Özkan hocamızı alkışlarımıza sahneye alıyoruz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz hocam. Kısa bir özgeçmiş ve akademik kariyerinizden bahsederseniz akabinde tekrar soru cevap şeklinde etkinliğimiz devam edecektir. Düzce doğumluyum. İlk orta liseyi Düzce'de tamamladım. Daha sonra 2 yıllık muhasebe programıyla üniversite hayatım başlamış oldu. Arkasından Dumlupınar Üniversitesi İktisat mezunuyum. Yüksek lisansımı da orada yaptım. Doktora için 9 Eylül Üniversitesi'ne görevlendirildim. 2009 yılında doktoramı bitirdim. Hızlı geçiyorum hocam. 2009 yılında doktoramı bitirdim. Muhasebe okurken iktisat dersi vardı. İktisat giriştiği ders vardı. Basit bir düzeydeydi ama öyle hoca grafikler falan çizince, matematiksel bir şeyler yapınca dedim benim ruhuma hitap eden alan bu olsa gerek diye üniversitede tek tercih olarak iktisat okudum. Yüksek lisansım, doktoramı olsa daha üstüne iktisat olarak tamamlamaya devam edeceğim. Teşekkür ederim sizlere. Burada olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim. Sayın Rektörüm, Sayın Bakanım, Sayın Öğretim Üyesi, arkadaşlarım, değerli öğrenciler, saygıdeğer misafirler. Ben Cedi Bozkurt, Düzce Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanıyım. Bursa, Orhaneli doğumluyum. Şu anda Harmancık ilçesi olarak bilinir. İlk orta ve liseyi Harmancık'ta bitirdim. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi'nde okudum. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden tamamladım. Aynı bölümün Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansımı yaptım. Ardından Marmara Üniversitesi'nde yine Tarih bölümünde Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı'nda doktoramı tamamladım. Tabii bu sırada 15 yıllık bir öğretmenlik hayatım var. İstanbul'da Cavaloğlu Anadolu Lisesi'nde öğretmenliğe başladım. Daha sonra Kocaeli Fen Lisesi'nde. En son Bursa Sosyal Üniversitesi'nde 15 yıllık bir öğretmenin seviyenim oldu. 2014 yılında Düzce'ye geldim. Ve 2014'ten beriden burada çalışmalarımız akademik düzeyde devam ediyor. Bu kadar. Daha sonra soruların durumuna göre biraz daha değişebiliriz tabii ki. Değerli arkadaşlar, ben bugün buraya Nigar Hoca olarak geldim. O yüzden Sayın Rektörüm, Sayın Şevmen falan böyle hitapları lütfen istemiyoruz. 1976 İstanbul doğumluyum ama aslen Düzceli bir ailenin kızıyım. İlkokulu, ortaokulu, liseyi İstanbul'da okudum. Üniversiteyi de İstanbul'da okudum. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden sonra Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümünü bitirdim. Sonra Gebze Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yapmaya başladım ve 2003 yılında doktoramı tamamladım. 2005 yılında doçent unvanı aldım ve Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'ne doçent olarak geçtim. Bütün asistanlığım Gebze Teknik Üniversitesi'nde geçti. 2010 yılında profesör oldum. 2008 yılında üniversitemize geldim Gebze Teknik İzzet Baysal Üniversitesi'nden. Ve 2010 yılından bu yana da idarecilik yapıyorum. 2010 yılında sağ olsun arkadaşlarımızla birlikte fakültemizi kurduk. Ve ilk kurucu dekanı olarak atandım. Yaklaşık 5 yıl üniversitemizin işletme fakültesi kurucu dekanlığı ve rektör yardımcılığı yaptım. 2015 yılında da aday oldum. Sağ olsun hocalarımız oy verdiler. Cumhurbaşkanımız da atadı. Üniversitemizin rektörü olarak atandım. 2015 yılından Mayıs ayından bu yana da üniversitemizin rektörü olarak görev yapıyorum. Çalışma alanlarım aslında stratejik yönetim, yönetim bilimleri. Biraz böyle İzzet hocanızın konuları, Yunus hocanızın, Faruk hocanızın konuları, yönetim organizasyonu, örgütsel davranış, örgüt teorisi konularında çalışıyorum. Örgüt kültürü vesaire çalışmalarım var. Yaklaşık işte böyle bir has
sayfa kadar 70'e yakın akademik yayınım var. Hani artık son zamanlarda birazcık böyle akademik çalışmaları unuttuk gibi. Ama en çok sizleri özlemişim çocuklar. Başta Ümit'e çok teşekkür ediyorum. Hocamıza çok teşekkür ediyorum danışman olarak. Yani burada olmak çok keyifli. Zaten idari süreçlerde en fazla özlediğimiz öğrencilerle sizlerle birlikte olmak, özellikle öğretim üyesi olarak burada olmaktan çok çok mutluyum. O yüzden rektörlüğü ilgilendiren soruların iletilmemesini şimdiden rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Kahraman Çatı. 1970 yılında Malatya'da doğdum. İlk orta ve lise eğitimi Malatya'da tamamladım. 1989 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme bölümünü kazandım. 94 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Dairi Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladım. 2002 yılında doktoram orada sanat eğitimiyle tamamlamış oldum 2002 yılında. 2003 yılında Tabanlı İzzet Baysal Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Yüksek Okulu'nda yardımcı doçent olarak başladım. Daha sonraki süreçte hocamla beraber işletme fakültesini kurmuş olduk ve işletme fakültesine geçtik. 2009 yılında doçent oldum. 2014'te profesör olarak göreve başladım. Sağ olsun hocam 2015 yılında dekanlık görevini bana devretmiş oldu. Dekanlık görevini hocamdan aldığım için de çok şanslıyım. Kurulu bir düzeni devralmış olduk. Ve hakikaten çok güzel işleyen bir fakülteyi devraldığım için de şanslı olduğumu düşünüyorum. Sizlerle beraber çalışmaktan çok mutlu ve memnunum. Sizi gördüğünüz için de çok mutlu olduk. Özellikle ben dönümüze teşekkür ediyorum. Oğuz Hocam'a teşekkür ediyorum. Çok güzel düşünmüşsünüz. Çok güzel bir etkinlik olarak görüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Merhaba değerli arkadaşlar. Yardımcı doçent Doktor Faruk Kerem Şentürk. Ben de İstanbul doğumluyum. Üniversiteyi ben burada okudum. Akçakoca'da. Ama o zaman şeydi. Abancı İzzet Baysal'dı. Daha sonrasında, aslında öncesinde biraz sıkıntılı kısmı. Bol bol küçük yaşta çalışmaya başladık. Farklı sektörlerde farklı tecrübeler elde ettik. Belki herkesin kafasındaki soru da şuydu. Ne yapacağız bir sonraki aşamada diye. Notlar var, bir şeyler var elinizde vesaire. İşte o tecrübelerden dolayı ben üniversiteye, akademisyenliğe biraz yönelmeyi tercih ettim. 2009'da Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladım. Doktorayı orada bitirdim. 2014 yılından itibaren de burada görev yapıyorum. İşletme bölümünde değerli hocalarımla. Kısaca böyle özetleyeyim. Zaten soru sordukça muhabbet derinleşecek diyelim. Teşekkür ederim. Tekrardan saygılar hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Soru cevap şeklinde geçelim arkadaşlar. Merak ettiğiniz bütün sorular için çekinmeden. İlk şanslı kişiyiz. Her zaman zor durumda. Benim sorum bütün hocalarıma. Şimdi bütün hepiniz siz idolümüzsünüz akademik kariyer olarak. Bir öneriniz var mı? Kritik nokta var mı? Akademik olarak Celil Hoca olsun, Oğuz Hoca olsun, Karan Hoca olsun, Kerem Hoca olsun. Siz kaçırsınız. Varsınız hocam. Yüksek lisans arkasından doktora geldiğini düşünerek onun için hem ortalama hem
ALES sınavları vesaire biliyorsun. Onlara yönelik çalışma. Yani ne istediğini bilmek, adım adım işini planlayıp kendinize hedef koyarak o yolda yürümek en önemlisi. Akademisyenlik böyle masbelkeden yapılacak bir şey değil. Eğer öyle bir arzunuz varsa bence şimdiden vazgeçin. Hani aklım kalınca bari ben okula gireyim falan. Öyle bir şey değil. Öyle olursa zaten başarılı olamazsınız. Böyle hani üniversitenizde yaşlı 75 çalışmasını 75 yaşında doktorasını bitirmeden mezun olan bir öğretim görevlisi olarak hayatınızı emekli olarak devam edersiniz. O yüzden ne istediğinizi bilmek, adım adım planlamak, bir de tabii çocuklar alın insanlar karşısında iyi kişiler çıkarsın, hepinizin karşısında iyi insanlar çıkarsın inşallah. İyi insanlarla karşılaşmak da tabii o da şans boyutu aslında o. Sizin düşen kadar biraz da o kısımda var yani. İyi insanlarla karşılaşıp sizi çabanızı gören, destekleyen, arkanızı duran, sevilen insanlarla da karşılaştığınızda aslında her şey bir araya gelmiş oluyor. Önünüz açılıyor zaten. Değil mi hocam? Evet, ben de birkaç şey söyleyeyim müsaadenizle. Arkadaşlar biz işletme mezunları olarak genel anlamda üç alanımız var. Yani siz mezun olduktan sonra üç tercihte bulunabilirsiniz. Birisi kamu tercihinde bulunabilirsiniz. Sınavlara hazırlanıp kamuda bir memur olabilirsiniz. İkincisi akademisyen olabilirsiniz. Hocamın ifade ettiği gibi. Üçüncüsü ise özel sektörde çalışabilirsiniz. Belki bir dördüncüsünü de şu şekilde ifade edebiliriz. Girişimcilik toplam planı alıyoruz. İş kurarsınız. En çok tercih ettiğiniz de bu tabi. Biz hocam işletme fakültesi olarak şöyle bir yapılanmaya gittik. Özel sektörde çalışmak isteyen hocaların danışabileceği bir hocamız var. Kamuda çalışmak isteyenlerin danışabileceği bir hocamız var. Akademisyen olarak çalışmak isteyecek kişilerin danışabileceği hocamız var. Mesela hocalarla gidip, ben akademisyen olmak istiyorum, ne yapmam lazım şeklinde sormanız ve bir yol haritası belirlemeniz bence çok önemli olacak. Bir özel sektör tercihiniz ise ona yönelik çalışmanız, kamu tercihiniz ise ona yönelik çalışmanız önemli olacak diye düşünüyorum. Ben bir hedef koyma noktasında iyi gitmeyin. Eğer şu ana kadar hedefinizi belirlemezseniz zaten çok geç kalmışsınız demektir. Hedefiniz doğrultusunda da mutlaka adımlar atmanız gerekiyor. İnşallah baktığınız açık olsun. En güzel işlere gireceğinizi düşünüyoruz. Başarılar diliyorum. Ben de alkışlamış süreyi tüketmeyin ya. Alkışla yani şöyle bir 30-40 saniye sürüyor değil mi? Hiç şey veriyoruz. O sonra bir cevaplayalım. İzniniz olursa Celil Hoca'ya da bir şey sormak isterim. Hocam, uluslararası ilişkiler öğrencilerine tavsiyeniz var mıdır? Elbette hocam. Çok fazla tavsiyemiz olabilir o noktadan. Zaten derslerde bir kısmını bunları ben dile getiriyorum. Bizim gördüğümüz arkadaşlar, özellikle sosyal bilimlerde genelleştirilebilir bu. Kitap okuma kültürünüzün çok güçlü olması lazım. Yani bu hem akademik noktada, akademisyen olmak isteyen arkadaşlar için, hem sadece bölümde başarılı olup daha sonra kamuya girmek isteyen arkadaşlar için de geçerli. Sosyal bilimlerde, özellikle bizim bölümde çok kitap okuyor olmanız gerekiyor. Yani dünyanın inşaatını takip ediyor olmanız gerekiyor. Ülkede özellikle son günlerde, son yıllardan, son aylardan çok enteresan şeyler oluyor. Birlik ve beraberliğimizi çok düşük tutmamız gereken günler geçiriyoruz. Hem bu manada içeride hem de dışarıdaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor olmalısınız. Bunları yapmazsanız bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak konuşamazsınız. Birileri size bir şey sorduğunda iç politikayla ilgili, dış politikayla ilgili yeterli cevap verebiliyor olmanız gerekiyor. Bu da sizin hem içeriden dışarıdaki olayları takip etmeniz anlamına geliyor. Az dışarıdaki olayları takip edebilirsiniz ama dışarıdan nasıl takip edeceksiniz bunları? Bu da dil bilmek, diller bilmek de olacak. Ve şu sıralarda en azından bir İngilizcenizin çok çok iyi noktaya gelmiş olması gerekiyor. Bu yetmez. Bir dördüncü sınıfa geldiğinizde ikinci dili de halliyle olmanız gerekiyor. Ancak bunlarla özellikle uluslararası ilişkilerdeki gelişmeleri takip edebilirsiniz. Ve ülkemizin içinde bulunduğu bir dalga çok daha iyi anlarsınız. Bu manada çok kısa ifade etmek gerekirse dil bilmek, diller bilmek, çok okumak ve de her şeyi okumak arkadaşlar. Yani taraflı tarafsız yerinden olmaz. Bunları ben sıkı sıkı dile getiriyorum derslerimden. En alakasız, kendinize en uzak hissettiğiniz kitapları, ideolojik kitaplar adımlar olabilir. Bunları bilmek, tanımak zorundasınız.
tek taraflı, kendi hayat görüşünüzle ilgili kitaplar okunmaz. Size göre karşı tarafa da bilmeniz lazım. Yani her yönden, üzerinde yazılı olan her şeyi okuyor olmanız gerekiyor. Ve değerlendirmelerinizi yaparken de, yani akademik bağlar özellikle, değerlendirmelerinizi yaparken de mümkün mertebe tarafsız ve bilgiye dayalı değerlendirmeler yapmış olmanız gerekiyor. Yani bir konuda sapmayın. Ki ben onu ideoloji olarak adlandırmıyorum. Bazı zamanlar direkt sorular gelebiliyor, böyle ideoloji sorular gelebiliyor. Ben o manada çok ideolojilere inanan bir insan değilim. Hiçbir zaman da kendimi ideolojiye sokmadım. İdeolojinin arka hatlarına girmedim. Kendime yakıştırmadım. Ama ideoloji dersek en hatırı sayılır. Ve geçmişten günümüze kadar ve bundan sonra da devam edecek olan tek ideoloji vardı. O da vatanseverliktir. Yani vatanseverlikten hiçbir şekilde geri adım atmayın. Kendinizi nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Hangi ideolojiyle tanımlarsanız tanımlayın ama kesinlikle bir ayağınız her zaman vatanseverlikte olsun. Arkadaşlar, soru sormaktan çekinmeyin. Değerli hocalarımız, hoş geldiniz. Ben hocalarımızın üniversite yıllarından itibaren vesaire hedefleri akademik kariyer mi yapmaktı? Yani bunu öğrenmek istiyorum. Ya da başka hedefleri olup da hani sonucunda akademik kariyer mi yaptınız? Yani bunu gerçekten tüm hocalarımızdan merak ediyorum. Yani sırayla eğer ödemiş. İsim neydi bu arada? Bilal. Hangi Bilal? Uluslararası İlişkiler. Ondan değil. Ben üniversiteye gelsem Kopenhag'a geldim. Gerçekten amacım buydu. Hani diyordum üniversitede güzel bir saha var. İşte güzel bir ekip olur vesaire şeklinde gelmiştim. Hani amaç akademisyenlik değildi. Ama bir not ortalaması çıktı. Yani direkt realite ilk sene geldiğimiz itibariyle ciddi bir not ortalamasıydı. İlerleyen senelerde bu arada çok ilginç bir şey oldu. Ben okul takımına çağırdım. Bu sefer ben nazlandım, gitmedim. Amacım oldu ama tersine döndü. Soru şuna döndü. Ben bu elimdeki malzemeyle ne yapabilirim? Elimde not ortalaması vardı. Sağ olsun hocalarımda dil vardı. Bunu nerede kullanabilirim sorusunu sorduk tabii doğal olarak kendimize. Elimde ne varsa ona göre bir şeyler yapman lazım. futbolun içine de girdim bu arada ama adaletsizliklerle karşılaştım. İlgilenemiyorsanız sporlarla ilginç şeyler oluyor. Ondan sonraki süreçte bunu kullanacağım yerin akademisyenlik olduğunu anladıktan sonraki kısımda odaklanarak kendi adıma hani onu başarmaya çalıştım diyebilirim. Dolayısıyla yüksek lisans, ALES'i, hedefleri vesaire ondan sonra belli olmaya başladı en başından. Tabii bu arada Kerem Hoca okulu da birincilikle bitirmişti. Onu da ben söylemiş olayım. Evet. Ben de lisede okurken yardımcı doçent işletmeci bir hoca bizim liseye bir sunuma geldi. Ve o zaman bir işletmeci akademisyenle tanıştım. Ve hakikaten bir idol olarak biraz önce arkadaşlar ifade etmiştim. O hocayı çok sevmiştim. Ve o zaman karar verdim. Hem işletmeci olacağım hem de akademisyen olacağım şeklinde. Ve işletme bölümüne girip okurken de bu düşünceyle, bu gayretle hedefin doğrultusunda hareket etmiş oldum. Ve Allah da nasip etti. Çok da memnun oldum. Onu da söyleyeyim. Düşünenler varsa tavsiye eder. Tamam. Evet çocuklar, ben de ilkokuldan itibaren etrafımdakilere böyle ders anlatan bir oğlum yani. Yanımdaki sıra arkadaşım. Teneffüs aralarında anlamadıkları var. Bu liseye bana ilerledikçe daha fazla arttı. Öyle ki üniversite sınavına giriş zamanında var. Üniversite sınavına 93 girişliyim. Sizler kaç doğumlusunuz bilemiyorum ama tabii ben siz doğmadan önce üniversite sınavına girmişimdir diye tahmin ediyorum. 93'te işte üniversite sınavına hazırlanırken o zaman
biz de sizler gibi böyle iki basamakla giriyorduk vesaire ama ikinci sınav böyle parçalara ayrılmış durumda değildi. O zaman dönem arkadaşlarıma matematiğim çok iyiydi. Hep matematik çalıştırdım, ders anlattım vesaire. Bu üniversiteye gelindiğinde de matematiksel bir bölüm için, istatistik okuduğum için, zor bir bölüm okuduğum için aslında biraz da öyle devam etti. En son gün 3. sınıfa geldiğimde öyle bir hal aldı ki artık final sınavlarından önce bir sınıfa kapanıp tahtadım ve ders anlatan biri olmuştum. Hatta böyle benim hoca sınıf falan kapıdan girip bakar, pardon ders varmış deyip kapatıp çıkanlar falan oluyordu. O yıllarda sınıf arkadaşlarımın hiç unutmam kendi aralarında alıp masama koyduğu yoklamayı hala saklarım, çok hoş bir anıdır benim için. Sonra üniversite 3. sınıfın işte son demlerinde bir hocamız geldi. İşte hocamın da dediği gibi şimdi kulakları çınlasın. Yine hala Mimarsan Üniversitesi'nde Narenci Emre çok sert, çok böyle disiplinli, çok şey bir, hani okulu bir hanım bir yani böyle. Çok şey bir hocaydı. Bir gün bir tesadüf bizim hoca gitti ve o geldi. Tam da ders anlatırken işte ben dedim yani. Aa işte kendimi görüyorum falan. Neyse o kadar disiplinli, o kadar böyle otorite sahibi bir hoca olmasam da benim için işte o keyif aldığım, başkalarına ders anlatma işi, biraz böyle fazla okuma, araştırma, her şeyi neden, niçin işte neydi, analitik düşünme sistemine sahip olmam vesaire. Üniversite 3. sınıfta işte benim okulda kalmam lazım, bana da yol öyle göründü gibi öyle devam etti. 4. sınıfta da zaten o hedefle çalıştım. Çok parlak bir çocuk olmamama rağmen ben de bir ikincilikle bitirdim vesaire. Ama düşük bir ortalamayla bitirdim. Yani zor bir bölümdü ama kaç yani 78 ortalamayla falan %50'ler. Şimdi size kaça kadar biliyor onu hem de ben de saklayamayacağım ama yani böyle çok yüksek bir ortalamayla da olmasa da zor bir bölümü zamanında hiç alttan dersim olmadan ve işte iyi bir ortalamayla bitirdim. İyiyim dedim. Benim bu konuda biraz sıra dışı bir geçmişim oldu arkadaşlar. İlkokulda, ortaokulda, lisede herhangi bir bilinçlerin içerisinde değildik. Benim aslında üniversite hayatımda hiç olmadı desem çok yalan söylemiş olmam. Olmadı çünkü üniversite hazırlık süreci benim için söz konusu olmadı. Ortaokulu bitirdikten sonra gelenek fari işte liseye gittik. Lisede belki 3 sene boyunca 5 tane hocamı gördüm ya da görmedim. Çünkü okuduğum yer Bursa'nın Harmancık ilçesiydi. Burası fakir bir bölge. Çaresiz bir bölge. Hala yolumuz yok. Yolumuzun yapılmasını istiyoruz. Vatandaşların yetkililerine. Maalesef hem ailevi imkanlarımız kısıtlıydı. Hem okulumuzun imkanları kısıtlıydı. Derken 3 yıl boyunca 5 tane hocayı gördüm ya da görmedim. Tabii böyle bir atmosferde ileriye yönelik üniversiteye gideceğim, üniversiteye şunu yapacağım, bunu yapacağım deme şansı bulamıyorsunuz. Gelip size bunları anlatan da yok. Sizi yönlendiren de yok. Ben başarılı bir öğrenciyim aslında. Birkaç hocam buna değinmişlerdi ama üniversite kazanabileceğime pek ihtimal vermiyorlardı. Çünkü o yıllarda bizim yıllarımıza kazanmanız için hazırlık dershanesine gitmeniz gerekiyordu. Test kitaplarınız olması gerekiyordu. Düzenli ders çalışıyor olmanız gerekiyordu. Benim buna hiç tanesi olmadı. Mesela ben üniversite hazırlık dershanesini İstanbul'da gördüm. İlk gittiğimde İstanbul'da gördüm ve şok olmuştum. Yani dershaneye girdiğimde bütün derslerin kitaplarını gördüm ayrı ayrı. İşte matematik ayrı bir kitap. Fizik, kimya, Türkçe ayrı bir kitap. Bunları ben gidinceye kadar buraya hiç görmedim. Tabii böyle bir ortamda üniversiteden ziyade başka hayaller peşinde koşuyorsunuz. Benim de bir futbolculuk hayalim vardı. Okul ancak böyle daha güzel, daha yaşanılır bir kurum haline getirebilirdik. Bayağı da kendimi ilerlettim ben aslında lisedeyken. Lise son sınıfta Bursa'nın altyapısına girecek kadar, PAF takımına girecek kadar futbolum iyiydi. Ki benimle birlikte futbol oynayan arkadaşlarımla sonra çok ünlü futbolcu haline geldiler. Ama sonradan sınava girdim. Şunu da ilave edeyim, ben sayısalcıyım bu arada. Her ne kadar tarih okusam da, uluslararası ilişkiler bölümünde olsam da ben sayısal kökenli bir akademisyenim. Fen kolunu okudum ben. Yani fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi dersler gördüm. Sözel dersler görmedim çünkü bunların hocaları yoktu. Ama bir rivayet vardı o yıllarda, işte sözel bölümlerden sınava girin daha kolay kazanırsınız. Biz girdik,
Hatta ben üniversite sınavlarına neden girdim onu da söyleyeyim size. Üniversite sınavları Bursa merkezi yapılıyor bizim. Ve Bursa'ya gezmek için benim için bir fırsattı. Bursa'ya gidip orada birkaç gün kalmak, gezmek. Yani iyi bir fırsat oldu üniversite sınavı. Gittim, girdim. Sonradan kazanmıştım. Hatta birkaç gün kalan. Yani kayıtların bitmesine birkaç gün kalıp bir arkadaşım gelip bana söyledi kazandığımı. Öyle bir beklent içerisinde de değildim. Ciddi güzel bir puan aldım. Patrik sayıda bir puan aldım ve o puanından 40 puan düşük bir yere okudum. Çünkü tercihlerimi kendim yapmadım. Bir arkadaşım yapmıştı benim tercihlerimi. Neler yaptığını tam olarak tabii göremedik. Öyle bir beklent olmayınca. Tam üniversiteden seyredilmesi bir şekilde başlamış oldum. İstanbul'a gittikten sonra da tabii çok farklı bir ortam, farklı bir kültür. Adeta farklı bir ülkeye gidiyorsunuz. Ama siz köyden gidiyorsunuz aslında. Yani köy kültürüyle gittim ben oraya. Yani önümde iki tane yol vardı ya geri dönecektim, yapamayacaktım. Ya da üzerine gidecektim, kendimi yeniden inşa edecektim. Ben ikincisini tercih ettim. Çok zor oldu. Hakikaten değişik bir kültürde tekrar kendini inşa etmek zorlu bir süreçti, zor oldu. Bölümde hiç zorlanmadım. Bölüm çok çok kolay geldi bana. Hatta 4 yılda 6 ay derslere gidip gitmedim. Şüpheliydi yani 6 aydan fazla değildi herhalde. Çok da iyi bir ortalamayla mezun oldum ve son sınıfta bir hocam bana ileriye yönelik olarak bir 80 düşünür müsün falan dedi. Ben de nasıl yaparım, nasıl olur falan filan derken beni hocam yüzüledi bu noktada. Dedi olayları değerlendirme kabiliyetini de çok farklı dedi. Bir tarihçiden daha ziyade dedi analitik düşünceyle hareket ediyorsun. Bu dedi bir tarihçinin klasik görmeyeceği birçok şeyi seni görmeni sağlayabiliyor dedi. Bence devam et dedi. Bu yeteneği dedi kullan dedi bana hocam. Devam ettim daha sonra. İşte yüksek lisansımı yaptım. Yine gönül birincisi olarak bitirdim yüksek lisansımı. Tabi bu sırada öğretmenliğe de başladım. Öğretmenliği çok sevdim. Öğretmenlik planım da yoktu gerçi hayallerimde. Öğretmenliğe kadar çok sevdim. Yani insanlara bir şeyler veriyor olmak, öğrenci yetiştirmek, vatanı millete ve evlat kazandırmak, burada katkı sağlamak hakikaten benim manevi tatilimiydi bu noktada. Ama öğretmenliği de bir miktar yaptıktan sonra öğretmenlikte de çok fazla gidebileceğimi gördüm. Çünkü öğretmenlik de artık yetmiyordu. Çünkü o ortamda ilerleme şansım çok fazla yoktu. Yani hocalarımızın sohbet konuları, işte etkinlikleri, şunları bunlar beni akademik hayattan oldukça uzak tutacak durumdaydı. Ama buna rağmen 15 yılın beri öğretmenlikte geçtim. Ve ben öğretmenlik yaparken epey bir makale de yazmıştım. Akademik makaleler falan yazıyordum. Kitap çalışması falan yapıyordum. Derken sonradan işte askerlik derdiye girdi. Askerlik zor şartlarda oldu benim. Bayağı bir zor şartlarda askerimi yaptım ben doğrudan. O beni biraz dünyevi değiştirdi açıkçası. Askerden geldikten sonra ben 7 sene ara verdim akademisyenliğe. Aslında 20 yaşında bitirdim üniversiteyi. Ama bu avantajı çok fazla kullanamadım. İşte o 7 yıllık ara epey beni bir geciktirdi. Daha sonra tekrar doktoraya başladım falan filan. Derken kendimi buldum. Artık dedim benim yapmam gereken iş akademisyenlik. Yani kitap yazacağım, makaleler yazacağım, çok okuyacağım ve akademik düzeyde insanlar yetiştireceğim. Demeye başladım doktoradan sonra ve öğretmenlik yaparken en son Bursa'da Sosyal Üniversitesi'nde burada bir kapı açıldı. Sağ olsunlar hocalarım yardımcı oldular. 2014 yılında yardımcı hocam olarak buraya gelmiş olduk. Evet biraz dediğim gibi farklı bir macera. Bunu anlattığım zaman insanlara biraz komik geliyor. Ya, nasıl olur falan filan. Hakikaten biz bu süreçleri yaşadık arkadaşlar. Ama şunu görüyorsunuz. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor. Azmederseniz, nereden gelip gittiğiniz hiç önemli değil. Kendinize güvenmeniz burada yetiyor. Yani benim hayatta yaşadığım şudur. Her zaman, her konuda. Birileri bir şey başardıysa ben de bunu yapabilirim. Her zaman. Yani kendime yapamam diye hiç düşünmedim. Yeter ki önümde bir örnek olsun. Ama işte benim şanssızlığım üniversiteye gidinceye kadar benim önümde bu şekilde bir örnek olmadı. Belki biz talih biraz bunu sürükledi. Ya da Allah'ın inayetiyle böyle bir mucizevi var bir şekilde sürüklendik. Ama sonuçta o kulübe girdik ve buraya kadar da geldik. Ben biraz hızlı geçeyim bu süreci. Ortaokul bitene kadar kamyon şoförü olmak istiyordum. Lisede babam biraz rahatsızdı, o yüzden onu tedavi edeyim diye doktor olmaya karar vermiştim. Ama matematikle aram çok iyi değildi, fizikle filan. Liseyi zor bitirdim. O yüzden ondan vazgeçtim. Yüksekokula gittiğim zaman dersimize kaymakam bile giriyordu. Çok karizmatik ve etkileyici bir tarzı vardı. O zaman kaymakam olmaya karar vermiştim. Üniversiteye girdiğim zaman da işte iktisat dersiyle yüksekokula tanıştım. Birinci sınıftan itibaren tek hedefim
üniversitede hoca olmak bir de şöyle bir şey vardı. Ben üniversitede okurken birkaç hocamız vardı. Okulun en eski hocalarıydı ve çok sevilen hocalardı. O yüzden ben girdiğim fakültenin en eski ve en sevilen hocası olacağım diye yola çıktım. Birinci sınıftan itibaren. Teşekkürler. Öncelikle merhaba herkese. İsmim Özgür, makine mühendisliği öğrencisiyim. Ama sorum tabii bütün fakülteleri kapsıyor. Benim sorum şu şekilde. Bütünleme sınavları niçin ve nasıl kaldırıldı? Açıkçası hepimizin merak ettiğini düşünüyorum ben bu konuyu. Yani tek tük bildiğimiz şeyler var tabii ama... Efendim? Geç geldin herhalde sen sorumlusun. Evet, geç geldim. Yani sonradan gelenler için de hani kısaca bir... Ben onunla ilgili ayrı bir seans yapayım sana. Cevap verelim de çocuklar. Bir de şey, hani geri gelebilir mi acaba? Onu merak edeyim. Yok, sonradan başlayalım. Geri gelme ihtimali yok çocuklar. Şimdi hani böyle burada büyük bir falan kastlayacak halimiz yok. Kontrolüyle bitirdik ve sizler gibi de çok öğrenci yetiştirdik. Yüksek öğretim sisteminin içerisinde sizden çok daha fazla zaman geçirdik. Hem öğrenci olduk hem de öğrenci yetiştirdik. Yani hem sizin okuduğunuz yerde de durduk, bu tarafta da durduk. Birincisi neden bütün sınavlarını kaldırdık? Çünkü sizin için iyi değildi. Onun için. Yani bunu şimdi böyle bir şey yapamıyor olabilirsiniz. Yani bu şu anda algılanabilir bir şey değil. Yani böyle anneniz babanız size evladım niye sigara içiyorsunuz, soğuk su içmek erlersin falan. Hani bu söylediklerim böyle bir şey gibi gelebilir ama gerçekte öyle. Neden? Şimdi neden bütünleme sınavına ihtiyaç duyuyorsunuz çocuklar? Çünkü finalden başarısız oluyorsunuz. Finalden neden başarısız oluyorsunuz? Yani çünkü bütün dönem o dersi iyi öğrenememişsiniz. Bazıları başarılı oluyor, bazıları başarısız oluyor. Ha, münferit meseleler olabilir. İşte hoca bana taktı. Ya işte o gün hastaydı. İşte şu oldu, bu oldu vesaire. Elektrik kesikti, su kesikti falan. Hani böyle şeyler olabilir. Ama finalden başarısız olmanın en temel sebebi o dersi iyi öğrenememiş olmak. Peki finalden bütünlemeye geçen zaman diliminde acaba ne tür bir öğrenme arası, o dersi daha iyi öğrenmek için elinize ne tür bir dönem geçiyor da bütünlemeden başarılı olmayı planlıyorsunuz? Yani o bir öğrenme süreci içermiyor. Bu birincisi. İkincisi, dünyanın hiçbir yerinde gidin araştırın, bakın bütünleme sınavı diye bir sınav sistemi yok. Çünkü dünyalı bir yöntem değil. Bütünleme sınavı, hani beni bazen böyle çok tweet şeyim oldu, böyle düzgünüm, bütünleme istiyorum falan filan vesaire, böyle Twitter'dan çok sayıda paylaşım oldu. Orada yaralayan birkaç tane şeyden bir tanesi, işte biz müşteri miyiz falan filan. Tam tersine müşteri sistemi bütünleme sistemi. Müşteri sistemi işte müşteri talep ediyor ve alıyor. Yani böyle bir şey değil. Yani işte bir şeyde dur bilet keser gibi bütünlemeden geçenleri takır takır geçir. Halbuki tam tersine emek isteyen, meşakkatli olan hocaların ve sizin biraz daha performansınızı arttırmaya yönelik olan sistemde bütünlemeyi kaldırılması gerekiyor. Bütünleme sistemi işte müşteri sistemi bakış açısıyla zamanında kapıları yığılmış çok sayıda öğrenciyi aman bunlar seneye kalacaklar, çok da fazla olacaklar, art arta birike birike 300-500 kişi olacaklar düşüncesiyle 80 bin aşan üniversitelerde o öğrenciyi müşteri sistemi mantığıyla eritebilmek için getirmiş olan bir sistem ve dünyanın hiçbir yerinde yok. Bir başka sebep daha, biliyorsunuz bakın ne kadar güzel bir salon yaptık, ne kadar güzel derslikleriniz var. Bizim çok sayıda yatay geçişte başka üniversitelere gidip de hocam biz mutlu değiliz, sizi de öğreneceğim, giden ve yatay geçişte giden ve geri gelen çocuklarımız var. Siz belki ilk geldiğiniz üniversite, bilmiyorum ikinci üniversitesi olan var mı? Neyse kıyaslama yaptık. O riski almıyorum. Ama sizler iyi bir üniversitede okuduğunuzun, güzel bir üniversitede, iyi imkanları olan bir üniversitede okuduğunuzun farkında olduğunu istiyorum. Ve bu imkanları sizin devlet üniversitesi ve devlet bize bu imkanı
imkanları sağladı. Maaşımızı devlet veriyor, bu masamızı sandalyemizi devlet alıyor. Yani devletimiz olmasa asla ve asla bu olanaklara sahip olamayız. Düşünün bir eğitim sistemi ki Mayıs'ın sonunda son buluyor, Ekim'in başına kadar 6 ay boyunca NADAS'a giriyor. Yani orası hiçbir şekilde yaşamıyor. Devletin size sunduğu o kamu kaynakları hiçbir şekilde kullanılmıyor ve atıl yani. Siz 6 ay yaşamadığınız bir evde oturur musunuz, oraya kira öder misiniz? Mantıklı mı? Değil, değil mi yani? Yani daha farklı bir yaklaşım benim. Devlet içinde yaşam daha iyi yani. Hani bu bakış açısıyla çocuklar ve tabii bir de buna yani ek olarak beni yaralayan şeylerden bir tanesi daha, yani ikincisi diyeyim, işte hocalara para lazım ya falan filan. Ya emin olun, hani ben İzzet Baysal Hoca ile hocalık yaparken 2007-2008 yıllarında, o zaman böyle yaz okul çok avantajlı bir şeydi, hatırlıyorum yani, normal arkadaşlar değil mi? O zamanki ödeme sistemi, ücret sistemi falan filan farklıydı. Ama son işte 8 senedir falan, yani sizin zaten sizinle ilgisi yok da, son 7-8 yıldır emin olun hocanız için, siz zannediyorsunuz ki yani bizi burada tutuyorlar falan. Hayır, biz hocayı da tutuyoruz burada. Yani biz burada hocayı da tutmak zorundayız. Onun da ailesi var, onun da tatil hakkı var. Haftalık 30 saat ders veren hocanın yazın sadece araştırma, eğitim, öğretimi ayıracak zamanı var. Ondan fedakarlık etmek istemiyor. Ondan memleketin annesini, babasını görmeye gitmek istiyor. Yurt dışına görevlendirmeyle gidip başka araştırma olanakları bulmak istiyor. Yani hocalarımızın da farklı talepleri var. Ve hani bu yaz okuluyla ödenen ücretler, hocaları böyle zenginleştiren, yani o 6 haftayı buraya bağlamaya kesinlikle değmeyecek olan, yani hocanın bunu tercih etmeyeceği türden işler. Ama tabii biz bunu yaparken de hani bazı sizin için dezavantaj olan konuları da ortadan kaldıralım istiyoruz. Mesela en büyük eleştiri dersler açılmıyor, bir başka yerden aldığımız dersler sayılıyor, memleketimizdeki üniversiteden gidiyoruz, alıyoruz dersleri, burada saygılamıyoruz falan. Biz bunların hepsini bertaraf etmek için yaz okulu yönergesini de değiştiriyoruz. Yani talep gören derslerimiz mutlaka açılacak. Yani öyle veya böyle talep gören derslerimiz mutlaka açılacak. Başka üniversitelerden aldığımız derslerin sayılması mutlaka gerçekleştirecek. Yani o inisiyatifi de alıyoruz çocuklar. Şimdi bütünlemenin kaldırılması ne kadar doğruyduysa 2.25 barajının kaldırılması da o kadar doğru. Bir de böyle şey talepler oldu. İşte ben geçen dönem 2.25'e takılmıştım. Geçen dönem öyle bir şey yapılamaz mı falan. İsmail, sen girdiğin bütünleme sınav haklarını geri ver. Biz de sana 2.25'i kaldıralım vesaire. Hukukta öyle bir şey yok çocuklar. Yani hani bir şey akıllı andan itibaren uygulanmaya başlanır. Hani işte dediğim gibi yani bütünlemeni kaldırmak ne kadar doğruyduysa 2.25'i kaldırmak da o kadar doğruydu. Çift sınav hakkını getirmek o kadar doğruydu. Hani bazıları zannettik ki alanından gelen serseri şortadan kaldırabilmek için iki tarafta hani bulutsuz payı olarak öyle bir şey yok çocuklar. Yani hani üniversite üretmek öyle bir şey değil. Hani öğrenciyle pazarlık olmaz yani çocuklar. Bizler sizlerin iyiliğini düşünüyoruz. Bu kadar açık. Evet. Ben bir soru sormak istiyorum. Bir Garman Hocam, müsaadenizle tüm hocalarımıza sormak istiyorum da birebirden ziyade. Üniversite yıllarınızda şikayet ettiğiniz konular nelerdi? Mesela bize konular neden finale dahil olur? Neden devamsızlık olur? Valla çok masum bir öğrencilik geçirdiğimizi düşünüyorum. Biz şikayet etmeyi bilmiyorduk çocuklar. İşin yani özü, gerçekten şikayet etmeyi bilmiyorduk. Ben Mimar Sinan Üniversitesi'nde Boğaz'ın tam ortasında 4 yılımı çatı 1 ve çatı 2 olarak isimlendirilen lastiklerde geçirdim. Bir gün üstümdeki paltonun inanılmaz sırılsıklam çatıdaki akıntıdan, yani sınıftan içeri giriyorduk, kapımızın arkasında sıra sıra üst üste maşrapalar, kovalar vardı. Herkes eline bir tane kova alıp gider sırasına otururdu. Akan yerine
idare başkanları var, ya buranın bir dekanı var, rektörü tweet atalım. Yani böyle hani bunlardan çok çok bilgisiz ve bilinçsiz büyüdük. Bizim o yıllardaki tek amacımız mezun olmaktı ve ondan sonra ne yapacağımızdı. O yüzden hani kantinimiz aynı zamanda yemekhanemizdi. Yani ayrı bir kantinimiz ve ayrı bir yemekhanemiz yoktu. Bir taraftan tost pişerdi, diğer taraftan yemek dağıtılırdı. Geçerdiniz, kimi tostunu yerken, kimisi, kimisi kendisine yemek alanı bulmaya çalışırdı. Bizim zamanımızda nispeten ben çok eski değilim öğrencilikte. Hani böyle 80'ler falan anlatılır, daha haşin, 70'ler hatta geçmiş ama bizim dönemimizde nispeten ideolojik çatışmaların olduğu bir dönemdi. Kantinde bir anda ortalık karışırdı. Masalar, sandalyeler tepenizde uçuşurdu vesaire ama ben hiçbir yere bir şikayette bulunduğumu ya da şikayette bulunmanın aklımdan geçtiğini hiç hatırlamıyorum. Yani. Evet. Hocam genel olarak değil de hani derslerle ilgili az önce bahsettiğim gibi hani vizelerin finaleye dahil olması gibi ufak masum şikayetler. Öyle bir şey. Bizde ne yaz okulu vardı ne bütünleme vardı. Hiçbir şey yoktu. Vize vardı, final vardı. Zar zor da raporunu kabul ettirelim. Bir perna çıkamadı. Yani okula ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu etkinlikle ilgili bir arkadaşımız beni davet etmeye geldi sağ olsun. Bana dedi ki hocam ben kenara kalktığımda çok böyle tepki verdim, karşı çıktım. Ama şu an çok memnunum. Çünkü kendimi bütünleme yokmuş gibi ayarladım. Daha önceden nasıl olsa bütünleme var. Birkaç derste bütünlemeye geçerim şeklinde davranıyordum. Maalesef insanlar ben kendisini ayarlıyor. Yani bütünleme sizi ben gereksiz meşgul ettiğini düşünüyorum. Çok eğitim açısından hocamın da ifade ettiği gibi çok kişiyi katmayan fakat zamanınızı çalan bir yapıydı. Bu şekilde ben kurtulduğunuzu düşünüyorum. O arkadaşa da teşekkür ediyorum. İsmini vermiyorum. Bir bölüm şunu ifade etmek istiyorum. İşletme fakültesi olarak şu ana kadar biz o hani hocalar para kazanacak noktasında yarın okulu açabilirdik şu ana kadar hiç açmadık arkadaşlar. Bundan sonra sizin için açacağız yani açarsak. Tamamen sizin için. Siz mağdur olmayasınız diye bunu da bilmenizi isterim. Tabii hocamın ifade ettiği gibi başka bir yerde yarın okulu almak isteyen arkadaşlara elimizden geldiği kadar kolaylıklar sağlayacağız. Ama burada yaz okulu almak istiyoruz diyen arkadaşlara da yine elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışacağız. Onu da bilmenizi istiyorum. Yani hocalarımız kesinlikle istemiyor ama biz zoraki açtıracağız. Öyle diyelim yani. Yok hocalarımız istemiyor. Onu bilmenizi istiyorum. Bir de şunu ifade edeyim. Biraz önce ikimizin sorusuna. Arkadaşlar bizim zamanlarımızda hocalara ulaşmak, dekana ulaşmak, hele rektöre ulaşmak imkansız bir şeydi yani. Gerçekten. Yani biz rektörle buluşacağız, rektörle konuşacağız, rektöre sorular soracağız. Bunu biz hayal edemezdik. Ama şu an biz özellikle üniversitemizde iletişim noktasında çok iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Hocalarımızla çok rahat bir iletişimimiz var. Yöneticilerle çok rahat bir iletişimimiz var. Bunun kıymetini bilmek ve tadını çıkartmak gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Başarısız olduğunuz anlarda kendinizi nasıl motive ettiniz? Diğer soru da sürekli başarı psikolojik baskıdan dolayı başarısızlığa yol açar. Bence ağır yani bu sorunun. İnsan biraz kendini geçecek bunlar yani. Sen geleceğin güzel olacağına inan ve çalış. Senin dışında gelişen faktörler ne olursa olsun biraz öyle düşünmek lazım. Çünkü benim hayatımda böyle her şer bir hayır doğurdu. Ona inanın çocuklar. Yani şimdi sizin için bir şermiş gibi görülen, yani bir o büyük bir olumsuzluk, eyvah ne yapacağım diye görülen bir şey. Bakıyorsunuz onun içerisinden çok büyük bir hayır çıkıyor. Yani tek örnek vereyim. Ben bu felsefeyle araştırma görevlisiyken doçent oldum. Hiç yardımcı doçentlik hayatım yok benim yani.
araştırma görevlisiyken doçentliğe başvurdum ve o dönemde doçent oldum. Çok üzülmüştüm, böyle eyvah bana yardımcı doçent kadrosu verilmiyor falan filan, böyle çok yıkılmıştım ama o şehrin içinden büyük bir hayır çıktı. Biraz ona inanmak gerekiyor. Sürekli başarı falan insana böyle bir başarısızlık duydu. Tabii insanlar da böyle hani benim çevremde en azından ayağın gerdiğini yapar falan filan. Öyle bir inanç verirken tam tersine o sizin motive ediyor, bir başarısızlık duygusu değil. Etrafınızdakilerin size olan inancı, güveni ve o yaklaşımı sizi daha fazla motive ediyor. Öyle bir başarısızlık şeyi, baskısı veya suç, eyvah olmazsa ne yapacağım bütün beklentileri için. Böyle bir şey olmuyor çocuklar yani. Hani tam tersine bir de yani olmamışsa, ya bu yapılmışsa mutlaka bir sebebi vardır diye düşünülüyor. Öyle diyebilirim yani. O yüzden başarılı olmaktan korkmayın. Hocam ben geleceğe sormak istiyorum. Tamam. Hocam, bir kısım geçmişi var. Evet. Şimdi şartlar o zaman ortaya koyduğunu tercih ederdiniz. Bana daha önce bunu sormuşlardı. Şu andaki Manhattan'da okumayı tercih ederdim. Çok net. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, bunların ikisi arasında tercih yapmak durumunda değiliz aslında. Ben yine futbol oynamaya devam ederim. Belki profesyonel manada olmayabilirdim o. İlk tercihim okumak olurdu. Ama okuyacağım diye futbol bırakmazdım. Ben hayatımda çok spor yapmış bir adamım. Sadece futbol değil. Futbol benim ortaokulda, lisede, köy şartlarımın hiçbir imkanı olmadığı zamanlarda yaptığımız bir spor olabilir. Ama İstanbul'a gittikten sonra ben futbolun dışında çok farklı spor dallarıyla uğraştım. Mesela 7-8 sene uzaklı sporları falan yaptım. Gibi. Yani sporu çocukluğumdan beri seviyorum ben. Onu bırakmazdım. Ama profesyonel düzeyde olmazdı. Ama birinci bir anda her zaman okumak olurdu. Çünkü okumadım olmaz arkadaşlar. Yani okumak kendinizi tanımak. En başta kendinizi tanımanın aracıdır okumak. Ondan sonra vatanınıza, milletinize hizmet etmek. Ailenize hizmet etmek. Yani okumadan bunları yapamazsınız. Ne olur? Köyde çomallık yaparsınız. Ben belki okumasaydım benim başıma o gelecekti. Köyde de belki vatanıma, milletime hizmet edebilirdim. Ama çok küçük şart, çok etkisiz hizmetler olurdu bunlar. O potansiyeli gördükten sonra da daha büyük potansiyelde ülkeme hizmet etmeyi düşündüm. Ama bunun aracı neydi? Bunun aracı okumaktı. Kendimi yetiştirmekti, ilerlemekti. Ve beraberinde birilerini yetiştirmekti arkamdan. Ben bunu tercih ettim. Onun için okumak birinci plan oldu ama sporu asla bırakmaz. Öncelikle hepinize teşekkür ederim geldiğiniz için. Muhammed Yıldırım, işletme bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Kahraman Çatı hocamız girişimcilik söyledi. Ben de bu işe nereden başlayacağız, nasıl başlayacağız? Bunun cevabını istiyorum ama genel olarak hepinizden istiyorum bu sorunun cevabını hocam. Sık sık kullanmanızı istiyorum. İş bulduran değil, iş kurduran fakülteyiz. Tabii girişimci olmanızı istiyoruz. Girişimci olmak çok kolay değil. Girişimcilik bir kültür işi. Yani keşke annemiz, babamız bize hani ne iş yaparsın, ne iş yapmak istiyorsun, ne olmak istiyorsun diye sorduğunda keşke hangi girişimciliği yapacaksın diye sorsalardı yani. Keşke bunu arzu ediyoruz. Çünkü girişimcilik bir kültür işi ve orada başlıyor işler esasında. Ama en azından bugün size hangi işi kurmak istiyorsunuz diyen hocalarınız var. Bence bu da çok çok önemli. Çünkü biz bunları görmedik ve bunları duymadık. Biz mezuniyetten sonra hangi sınava gireceksin sözlerini hep duyduk. Ama şu an size hocalarınız nasıl bir iş kurmak istiyorsunuz diye soruyor. Eğer kurmak isterseniz size destek olacağız diyorlar. Bunun da ötesinde geçmişte iş fikriniz olduğunda çok değerli bir iş fikri olsa dahi finansal olarak destek bulamıyordunuz. Yani iş fikriniz hakikaten gerçekleştiremiyordunuz. Ama bugün hamdolsun devlet bir iş fikriniz varsa ve bu projeye dönüştürüyorsanız çok rahat bir şekilde destekliyor. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Biz fakülte olarak şunu öğrencilerimize vaat ediyoruz inşallah.
mezun oldunuz, iş kurdunuz, danışmanlık ihtiyacınız var. Biz akademik kadro olarak size danışmanlık yapmaya hazırız diyoruz. Yeter ki sizin iş bütünüz olsun ve bu girişim diye adım atılıyor. Hamak hocamızın görüşünü çok merak ediyorum ben girişimcilik konusunda. Kendisiyle birebir konuşmalarımızı hep bu konu üzerinde çok konuştuk. Kendisinin girişimci ruhunu ben çok hissettim. Anlattığı hikayeler doğrultusunda. Panel vardı geçen seneydi herhalde. Ya ben girişimciliğin farklı bir kısmına takılıyorum genelde de. Yani toplumsal olarak çok farklı, hatta hani kültürü de geçtim, kişilik olarak hepimiz çok farklı özelliklere sahibiz. Hani normalde dışarıdan bakıldığında bu bizi ayrıştırıyor gibi görünüyor. Hepimiz farklıyız, buradaki hocalarımız, siz farklısınız vesaire. Hani kültüre baktığımızda da işte ne bileyim araştırmalarda diyorlar ki Amerikan kültürü çok girişimciydi, işte şöyle Avrupa'da girişimcilik kaç safhada vesaire. Bizim kültürel özelliklerimize baktığımızda biz kolektivist bir toplumuz aslında. Yani bir arada hareket etmeyi seven, birlikte iş yapmayı seven ama iş biraz çıkarcılık olduğunda hani ortaklaşa iş yapmaktan da çekinen bir durumumuz var. Şu an herkesin kafasında vardır büyük ihtimalle. Şu işe girsem ne yaparım, ne kadar riske katlanabilirim vesaire. Ben de o kısımda sadece şunu diyorum aslında. Bence girişimciliğin önündeki temel unsur güven. Burada da gerçekten insanların samimi olduğu insanlarla bir araya gelerek iş yaptığında veya tek başına yaptığını düşünmekten öte birkaç güvenilir insanla harekete geçmek istediğinde hem riski paylaştırmış olacak hem de nasıl diyelim güçlü hissedecek kendisini aslında. Artık tek başına değil çünkü riski birkaç kişiyle birlikte alacak. Bir de bunun yanında işte oralarımın belirttiği gibi hakikaten devletin destekleri mesela hesaba kattığımızda da gerçekten riskimiz artık günümüzde olmuş durumda. Dolayısıyla bence kişisel bir durum yani. Biz birbirimize biraz daha böyle samimi, güvenilir insanlar olarak baktığımızda bence ülke anlamında yatırım oranımız da, birlikte iş yapma oranımız da artacak diye düşünüyorum. Oğuz Hocam. Oğuz Hocam ben sizi hep görüyorum. Başkaları konuşsunlar. Biz girişimci olmuşlarla uğraşıyoruz biraz. Nasıl girişimci olunur? Yani bence girişimcilik biraz ruhtan geliyor. Öyle sonradan kazanılmayla bir şey olur mu? Olur belki ama zor olur. Yani insanın içinde bazı böyle yetenekler var. Bir akışkan bir ruh var, onu durduramıyor, girişimci oluyor. Sonradan o akışkan ruha sahip olunur mu? Benim kendi fikrim olunmaz. Schumpeter diye bir saçı var, yani içine de bağlıyım hocam. İktisadi büyümenin temel kaynağını yaratıcı, denilikçi, girişimci tipine bağlıyor. Onlar çok ender dünyaya gelirler ama dünyayı değiştirirler diyor. Çok kısa bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Özellikle bu girişimcilik konusu yani girişimci üniversite, üçüncü kuşak üniversite, yani kavramlar artık yeni konuşulmaya başlanan kavramlar. Üniversitemizde çok güzel her yüz ve bahar döneminde uygulanacak olan ve özellikle uluslararası ticaret değil mi? Yönetim ilişki sistemleri, mesela fakültemizden ağırlıkla zaten bizim fakültemizden çocukların ilgi gösterdiği bir etkinlik oldu. Startup yeterli etkinliği çocuklar. Onu kaçırmayın yani. O bir hafta sonu boyunca size iş fikri üretmekten şirketinizi kurdurmaya ve o şirket için fon sağlayacak savunmayı yapmaya varıncaya kadar yine bu salonda yapıyoruz. Çok güzel iş fikirleri geldi. İnanılmaz dereceler alındı vesaire. O etkinliği kaçırmadan bence o sizin için böyle bir mini girişimcilik modunda bir eğitimi ve işte üniversite bu demekmiş dedirtecek türden bir etkinlik. Hakkından böyle çok güzel bir slogan. Gerçekten çok hoşuma gitti. Tebrik ediyorum hocam. Gururluydum. Aklından girişimcilik geçiren iyi bir fikrim var. Yani ben ne kamuda ne üçüncü üniversiteden bir kurtulayım diyen, kamuda da çalışmak istemiyorum diyen, kendi işimi yapmak istiyorum diyen çocukların yani ruhundan hocamın da dediği gibi ruhundan bu geçen çocukların kaçırmaması gereken bir eğitim ve etkinlik Startup Weekend bir hafta sonu böyle gece buralarda sabahlayarak çok çok keyifli bir etkinlik. Şu anda onun tıp versiyonunu yapıyoruz. 4 günlük bir etkinlik olarak tıp fakültesinde girişimcilik eğitimi adı Sprint Health.
mentorlar vesaire eşliğinde sağlık alanındaki girişimci iş fikirlerinin acaba ürüne nasıl dönüştürülebileceğine yönelik bir 4 günlük program. Bir baharda yani inşallah Nisan ayı içerisinde ikinci startup weekend yapacağız üniversiteye. Onu kaçırmayın çocuklar. Mutlaka başvurun. Biraz böyle uzak kalıyorsunuz bu tür üniversiteyle ilgili işlere katılmakta, girişimde bulunmakta. Yani burada bu işine girişimde bulunmazsınız. Mezun olunca nasıl girişimci olacaksınız? Yani biraz onu düşünün, olur mu? Hocam ben bir bayan olarak size soracağım. Bir üniversite yönetiyorsunuz, aynı zamanda bir aileniz de var. Yani burada zorlanıyor musunuz? Yani bir bayan olarak bunda bize bir şeyler söyleyebilir misiniz? Çok geziyeyim, durabileceğiz. Yok çocuklar, hiç zorlanmıyorsunuz. Yani bütün zorluk sizin içinizde. Bütün zorluk. Geçenlerde Üsküdar Üniversitesi'ne davet edilmiştim. Kadınlar Günü meselesiyle falan filan ilgili. Birincisi ben hiçbir zaman cinsiyeti ön plana çıkarmamaya çalışan biriyim. Hep söylerim Necip Fazıl'ın çok güzel bir sözü vardır. Adamlık cinsiyet meselesidir, şahsiyet meselesidir. Adam gibi yaşamaya, adam gibi yönetmeye çalışıyorum. O yüzden yok işte kadın öyle mi, erkek böyle mi vesaire. Cinsiyet sadece yaş gibi, eğitim düzeyi gibi, meslek gibi vesaire demografik değişken. O yüzden böyle kadınlar şöyle, kadın girişimciliği, erkek girişimciliği, kadın meselesi, kadın öyle girişimciliği, şiddeti konuşmalıyız. Kadına yönelik şiddeti değil. Girişimciliği konuşmalıyız, kadın girişimciliğini değil. Eğitimi konuşmalıyız, kızların eğitimi, erkeklerin eğitimini değil. Yani öyle düşünen biriyim. Çok zorluk yaşadık yani. Ben evlendiğimde işte çocuk sahibi oluncaya kadar 6 yıllık bir zaman geçti. O zaman içerisinde ben Üsküdar Gebze Düzce yolları içerisinde hiç evi görmedim desem yeride son 2 yılı ofiste yaptım falan. Ama bu ne cinsiyetle alakalı, bu ne yapmak istediğinizle alakalı. O yüzden hani kadın bunu yapabilir mi? Evde çocuklar var, yemek yapılacak falan filan. Nispeten adil de bir ailede büyüdüm. Fitrat başka şey. Yani biz eşitlikten bahsetmiyorum. Asla öyle bir eşitlikçi bakış açım yok. Adalete yönelik bir bakış açım var. Yani herkes fitratı, yani elma, lahmut farklı. İşte koltukta mesela farklı. Kadın ve erkek farklı. 15 yaşındaki, 70 yaşındaki farklı. İlkokul mezunuyla doktora mezunu farklı. Yani fitrat başka şey. Eşitlik başka şey. Yani biz de tabii fitratımıza uygun. Yani elmalılık yapacak, armutluluk yapacak, ayrı tat verecek, ayrı şekilde görünecek. Ayrı tür besin değerleri olacak. Aynı onun gibi kıyaslamadan ama hiçbir zorluğa da boyun eğmeden tamamen rolünün gereklerini yaparak iki tane kız çocuğu annesiyim. Bir tanesi birinci sınıfa gidiyor 7 yaşında. Evlerimizde bakar. Bir tanesi 12 yaşında. İkisinin de böyle böyle iki kız çocuğu anneye en ihtiyaç duyduğu zamanlar. Ama bence dışarıda mücadele veren, çalışan, üreten kadın çok daha fazla annelik yapıyor. Ona inanıyorum yani. Hani kaliteli zaman geçirmek diyoruz ya, belki o vicdan azabıyla. Hani eyvah gündüz çocuklara hiç zaman ayıramadık, akşam şunu telafi edelim diye o vicdan azabıyla. Ama öyle ama böyle. Bütün zorluk bizim içimizde. Kadın ya da erkek. İnsanoğlu keyfe çok alışkın bir mahluk yani. Keyfe çok alışkın bir mahluk. Bir haftalık bir rahatsızlık geçirdim, basit bir ameliyat oldum. Evde bir hafta kaldım. O bir hafta sonra ya ben bu işleri bıraksam diye bir kadın mı olsam falan gibi şeylere başladım. Yani sizi o kadar bağlıyor ki o şey, evde sabah geç kalkmak, akşam böyle kafanıza göre uyumak, hani bir planınızın, programınızın, yarın ne yapacağınızı bilmeden yaşamak falan. Ama hani bu hayat değil yani. Yani bu zaman geçirmek. Hani bu yoğun bir bölümün içerisinde bir hafta en fazla, iki hafta olabilir. Sizler gençsiniz, yaz tatillerinizi son gönlünüzce yaşayın, mezun olduktan sonra böyle fırsatlarınız olmayacak falan. Hani bunlar yapılabilir şeyler ama insanoğlu çok keyif odaklı.
odaklı bir varlık. Hiç kadın erkek ayırmadan, keyfe kendinizi kaptırmadan sürekli mücadeleye devam. Annelik kadar babalık da zor. Aile annesi olmak kadar aile babası olmak da zor. O yüzden herkes rolünün farkına varıp elinden gelenin en iyisini yapacak. Keyfe aldanmadan. Yüksek puanlarla gelen öğrencilerim oldu. Üniversite sınavında da hakikaten birçok onların etkisi gelen, ona gelen öğrencilerdi. Belki çok iyi diyebileceğimiz üniversiteye gitmeden bir sene önce ben onlara ders veriyordum. Bu da benim iş şu anda sanırım bana çok katkı sağladı. Hatta çoğu zaman sorduğu sorulardan sonra gidip evde o konuyu araştırmaya ihtiyacı duyuyordum. Ve özellikle de soru sormalarını istiyorum. Ki benim en çok sevdiğim öğrenci tipi soru sorandır. Çok soru sorandır. Hep eve gidendir. Bana da gelip gelen kasılmayan, size kasılmıyorum hocam, bundan dolayı diyen öğrenciler çok istiyorum ve bu tür öğrenciler yetiştirmeye çalışıyorum. Yani özgür olmalı benim dersim en azından. Yani belli ahlaki tavırlardan beraber etmeden düzgün üslup ayarlamasıyla birlikte yeri geldiğinde hocam size kasılmıyorum, bundan dolayı diyebilecek özgürlükte olan öğrenciydi ki biz zaten bu öğrenci potansiyel olarak bu öğrenciyle yetiştirdiğimiz anda, ülke olarak da, vatan millet olarak da işte o zaman kazanacağız. Özgür düşünen öğrencilerle, öğreten öğrencilerle. Yani birilerinin onlara yol çizmesiyle, o yolda yürüyen öğrenciler değil, kendi mantıklarıyla, kendi akıllarıyla yürüyeceği yolu tayin edebilen öğrenciler. Bu manada dediğim gibi öğretmenlik yapım o kadar bana çok şey kattı. Fen lisesine çalıştım. Genelde işte sayısal öğrenciler geliyor biliyorsun, mühendislik falan okuyorlar. Sonra sosyal güvenlik sistemine çalıştım. En son Bursa'da çalıştığım okul sosyal güvenlik sistemiydi. İşte onların da gittiği alanlar, işte hukuk, siyasal, uluslararası ilişkiler gibi bölümlere gidiyorlardı. Ve çok okuyan, çok merak eden, çok soru soran öğrencilerdi. Hakikaten bunlar benim kendime yetiştirmemde çok bana faydası oldu. Ve oradan akademisyenliğe geçmek benim için çok yumuşak oldu, çok kolay oldu. Ki üniversitede şu anda ders anlatırken o mirası aslında kullandığımı hissediyorum. Yani 15 yıl olmasaydı şu anda çok zorlanırdım derslerden. Yani bu bilgi bağlamında, akademik bilgi bağlamında hal, tavır, öğrenciye karşı münasebetler, öğrencinin psikolojisini anlamak birçok açıdan çok geride olurdum. Ama bu 15 yıllık birikim bana hakikaten çok büyük katkılar sağladı. O manada öğrenciyle iletişim kurmada çok fazla sıkıntı çekmiyorum. Ki gelen dönükler de çok şükür, sizlerden gelen dönükler de bu yönde. Ben idareciliği çok fazla düşünmedim. Öğretmenlik hayatımda da hiç yapmadım. Bana teklifler geldi, gelmedi değil. Yani okul müdürlüğü falan filan teklifler bana geldi işte. Çok da yüksek makamlardan geldi. Hepsini geri çevirdim. Az önce hocam bir şeyden bahsetti. Dikkat etmişsiniz. Yani fıtratına uygun iş yapmak. Yani fıtratınıza uygun iş yapmazsanız başarılı olamazsınız. Yani benim mesela idareciliği çok fazla fıtratıma uygun bir iş değil. Yani
masa başında olmak ya da çoğu zaman orada vakit geçirmek, orada planlar, projeler yapmak falan filan pek bana uygun değil. Hatta bu yüzden değerli hocalarım bana vazifeyi verecekleri zaman onlara söylüyorum ben. Üç mertebe diyorum bana, ders verin, çok fazla ders verin. Dersi verin, bundan şikayet etmem. Ama idareci olunca dedim, biraz fıtrat meselesi bu. Herkesin kaldırabileceği bir mesele değil. Ben biraz daha akademisyenlik tarafını, ders anlatma tarafını, öğrencilerle iç olma tarafını seçtim. Bu bağlamda da dediğim gibi 15 yıllık öğretmenlik hayatı bana çok türlü türlü kolaylıkla sağladı bu noktada. Ben bir soru sormak istiyorum sizinize. Hepiniz çok yoğun günler geçiriyorsunuz, özellikle rektör hocamız çok yoğun zamanlar geçiriyorsunuz. Sizi bu yoğun zamanlarınızda motive edici bir unsur, bir şey var mı acaba? Oğuz hocam Beşiktaş diyebilir miyiz bunun için? Sizle başlayalım o zaman. Evet, yoğun olduğum zamanlar aslında şöyle bir şey var. Herkes katılacaktır herhalde. İnsan en çok işi en çok yoğun olduğu zamanlar yapıyor. Yani yoğunluk kötü bir şey gibi algılanıyor ama yoğun olduğu dönemlerde daha çok iş çıkıyor. Kendime vakit ayırayım, biraz dinleneyim, ondan sonra şu işleri yapayım deyince hiçbir iş yapılmıyor. Ne kadar yoğun o kadar iş. Bu işin arasında tabii ufak tefek eğlenceler serpiştirmek gerekiyor. Benim de eğlencem öğrenciler biliyorlar. Beşiktaş şampiyon olsa sorular kolay olacak. Ben duymadım bunu. Ya çocuklar, ya insan herkes kendi iş yapma biçimini, yani insan kendisini en iyi tanıyan kişidir yani. Kendi iş yapma biçimini kendisi bulur. Şimdi ben hafta içi ne kadar yoğun çalışırsam çalışayım, 8'den aşağı işim yoktur yani eve. 8-8.30 ondan sonra gidince de zaten böyle işte okuma kitabını okut, yemeği topla falan filan, işte biraz önce dediğimiz roller devreye giriyor falan. Neyse o şey kısmı ama mesela benim pazarlarımı hiç kimse toplamaz yani. Benim pazar günüm çok özeldir yani aile, çoluk, çocuk, gezelim, görelim. Gezmeyi, dolaşmayı çok severim, seyahat etmeyi çok severim. Müthiş bir sinema severim. Vizyondaki hemen hemen her filmi izlerim. Yani ben öyle şimdi artık herhalde Özlü'ye giderim. Tahmin ediyorum ama Ekrem Park'ta her hafta sonu bir filmde mutlaka görebilirsin diye çocukları götürmüşüm. Bir efendim gitmişimdir vesaire. O yüzden insan böyle keyif aldığı, zevk aldığı şeylere zaman ayıracak. Kendisine mutlaka bir an ve dokunulmazlık zamanı oluşturmak durumunda öyle çıkıyorsunuz ilginç içinden. O gün bekleyerek. Harun hocam. Hayatına girdiysek, hocam gibi idare edildiği de üstlendiysek, bu yoğunluktan bir şekilde tutmayı bilmemiz gerekiyor. Ben nasıl çıkıyorum? Ben de olacak kadar olmazsa da iyi bir futbol izleyicisiyim yani öyle değil. Bir Galatasaraylı olarak tabii istemeyi de gösterebilirim ama. Yani ben de Fenerli olmadığını söylüyorsunuz. Beşiktaş'ı kutluyoruz. Gerçekten hem Avrupa'da hem Türkiye'de çok iyi gidiyor. İnşallah bu UEFA şampiyonluğu olursa kurulanacağız. Sağ olun. Bakıyorum siz. Çok şey olabilir ki insanın motive edilmesi olarak. Mesela hani, hocalarım da şey yapıyor. Mesela kendi kafanıza göre. Bir kitap okumak mesela. Yani tamamen size ait zaman diliminde insanı gerçekten rahatlatıyor. Ama realitede gerçekten halı saha rahatlatıyor. Yapıyoruz hocam halı sahaya. Bitmek üzere halı sahaya. İnşallah hocam. Çok güzel olur. Hani hafta içinde bütün stresi, sıkıntıyı, içimizden de görüyorsunuz. Neyse sizi yapıyoruz. Çok iyiyiz inşallah. Kesinlikle hocam. Benim motivlerim yok. O yüzden. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar. Çıkınca kim oluyor? Ya da kahraman hoca buradan çıkınca kim oluyor?
bu insanların hobileri neler, yetenekleri neler? Ben bir bunu sormak istiyorum. Bir de hocam bir aday edilseniz yanınızda olacağınız üç şey ne? En son bu soruya 5. sınıfta yapacağım. Hatıra defterine yazan benim yakın arkadaşıma ne yazdığımı hatırlamaya çalışıyorum. Ama buradan çocuklar yani buradayken ya da buradan çıkınca farklı biri değilim yani. Hani onu söyleyeyim her şeyden önce. Yani insanlar bana rektör hanım falan filan diyor. Bazen şu arkama falan bakıyorum hani kimden bahsediyorlar diye. Yani tabii bir şu anda bir zamanlı içeren, yani 4 yıllık rektörlük döneminin 2 yılını bitirdim, 2 yılım daha var. Tabii bir rolümüz var ama ben de kurum içinde de kurum dışında da öyle rektör gibi hani aklınızdan ne geçiyor bilmiyorum ama öyle bir hani rektör havasıyla yaşayan biri değilim çünkü 2 sene sonra Allah kısmet ederse görev süren bittiğinde döneceğim. Yani bu ilahi görevin de bir sonu var, süreliğe göre. Döneceğim ve yani bir işletme fakültesindeki inşallah hocam bana bir oda verecek. Yani hocamın vereceği odada inşallah yine sizlerle beraber derslerime, görevlerime, çalışmalarıma geri döneceğim yani. O yüzden oraya rahatlıkla dönebilmem için ve ne olduğunu, nereden geldiğini, ne işler yaptığını unutmamam gerekiyor. Ben de o yüzden kendimi çok kaptırmamaya çalışıyorum şu koltuk meselelerine. O yüzden buradan önce ve buradan sonrası, yani ben yine çarşıda, pazarda, burada nasılsam orada da öyle bir insanım yani. O yüzden hani buradan çıkınca buraya gelince gibi bir ayrım olmaması için elimden geleni yapıyorum desem yeridir. Yani adaya düşsem falan var, çocuklarımı alırım, kocamı diyemiyorum. Yani iki şey alırım, onlar da çocuklarım yani. Hocam peki yeteneklerinizle, hobileriniz neler? Yani özellikle yeteneklerinizle neler? Vallahi, yani kimsenin bilmediği bir sır vereyim size. Şimdi hiç söylemedim, bu da bu toplantının özelliği olsun. Elektro gitar çalıyorum yani. Ya. Yani hani böyle lisede, üniversitede falan orkestramız vardı. İyi bir Metallica, Nirvana, Guns N' Roses dinleyicisi ve performanistiyim diyebilirim yani. İnşallah bir rap konseri yapabiliriz. Tabii böyle hani bizim dönemimizde işte 90'lar rock diyeyim. Ben sizin yeni gündeminizi bilmiyorum ama bazı şeyler eskidir. Ama organizeyi yapıyorum zaten. bahsedip bir de çok sevdiğim bir hobim daha var. O da puzzle yapmak yani. Puzzle beni böyle bazılarının Dante'li inoyası gibi böyle bu dünyadan alıp götüren puzzle yapmak. 2000 parçadan 3000 parçaya doğru çıkmak üzere yaşıyorum şu anda. En keyif aldığım böyle akşamları, hafta sonları falan evde çocuklarla birlikte uğraşmayı en sevdiğim işlerden bir tanesi de o. Hocam kaç yıldır çalıştınız ve neler çalıştınız? Ayrı konuşalım. Ya kaç yıl değil mi? Gençlik artık şu anda hala fakültede odamda olduğunu düşündüğüm bir flamenco gitarım var. Ama elektro çalmayı çok uzun zaman oldu. Yani ama nereden baksanız herhalde 6 sene falan çaldım yani. Hocam biraz önce Kahraman Hoca diğer hocalarla ne kadar iyi iletişimde bulunabildiğimizi söyledi. Bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mühendislikten, tıptan çok arkadaşımız var, çok fazla arkadaşımız var. Biz onlara gittiğimiz dediğimiz zaman işte bir projeyle ilgili hocanızla konuştuk, bir sorunla ilgili hocanızla konuştuk dediğiniz zaman bunlar onlara çok yabancı geliyor. Yani onlar bizim iletişime geçtiğimiz gibi hocalarıyla iletişime geçemiyorlar. Bu yüzden gerçekten çok teşekkür ediyorum hocalara. Yani ya biz birlikte aramızda konuşuyoruz. Ya biz beklentiyi çok düşük tutuyorduk üniversiteye gelirken ya da gerçekten kaliteli bir kadroya sahibiz. Kaliteli bir eğitim kadrosuna sahip okumuyoruz. En azından işletme için öyle. Buna belki canı gönülden inanıyorum. Asıl sorum Kerem Hoca'ya olacak. Öğretmenlik döneminde neden ben bu işe girdim veya iyi ki bu işe girdim dediğiniz, iyi ki bu işi yapıyorum dediğiniz iki anı diyeceğim.
Kim Kerem Hoca ondan sonra devam etsin. Hocam bizden bir arkadaş geçti yani geçti. Aynen bu dediğiniz noktadan dolayı gitmiş olduğu üniversitede bir dönem kaldı, tekrar döndü. Hocam ben burada hocalarımla, arkadaşlarımla çok iyi iletişim kuruyordum. Ama gittiğim üniversitede bu ortam bulamadım, tekrar döndüm dedi. Bu çok önemli. Şimdi işletmede biz farklı oluşturma diye bir şeyden bahsediyoruz. Farklı olmak. Teknik ve somut şeyleri çok kolay taklit edebilirler başkaları. Somut şeyleri çok kolay taklit edebilirler. Ama iletişim gibi, tedessüm gibi, kişiye has şeyleri taklit edemezler. İnşallah bu bizim farkımız olsun. Ve taklit edilemez bir şey olsun diye düşünüyorum. Kerem Hoca'ya vereyim, Kerem Hoca cevaplasın. Düşünüyorum, soruyu yavrum. Neden iyi ki bu işi yapıyorum? Veya neden bu işi yani başka bir iş yapmıyorum? Yani öğrencilerle ilgili. Ana değil de, inşaat anlatım herhalde ana olur. Bunu yapabilmek için herhalde şey yapmak lazım. Yani kıyaslanma yapabilmek için alternatifin olması lazım. Hatta karar konusunda da şey diyoruz ya, yani bir şeyin karar olabilmesi için alternatifleri lazım. Yani biraz şanslıyız yani farklı sektörlerde, tecrübelerde bulunur, kafelerde, restoranlar. Klima vesaire gibi farklı ülkelerde çalıştım, farklı şehirlerde çalıştım. Hani bunlarda gördüğüm şu mesela, şey yoktu, tatil gibi bir olay yoktu mesela, hafta içi veya hafta sonu kaldığımı da yoktu. Hatta uyku saati gibi bir şey de yoktu. Hani biz gece çıkıyorduk mesela yola, 3 gün 4 gün boyunca arabada yatıyorduk, mal dağıtıyorduk farklı şeyler, bu da lojistik. İnsan orada hayatı sorguluyor. Hakikaten bu şekilde nereye varabilirsin, nereye girebilirsin? Düzenin yok, şey çok zoruma gidiyor. Yani tatil yazları şey, ailem tatile gelir, gideceğimi söylerdi. Bana faturaları bırakır şey yaparlar. Onlar tatile giderlerdi. Arkadaşlarım gezmeye giderdi herkese. Giderken selam verirlerdi. Dolayısıyla insan şeyi sorguluyor. Düzenli bir hayat içinde ben ne iş yaparsam elde edebilirim. Düzenliden kastım da hani çok amşan bir beklenti değil. Ben çok kendinize ait bir zaman diyelim mesela. Hafta sonunun olması gerçekten çok çok özel bir şey. Bunu özel sektörde çalışınca farklı tecrübeler elde ettikçe anlıyoruz. Okulla ilgili kısımda da belki beni en çok mutlu eden şey yani bir hep şey derim hani tutmayı seviyorum derim ama hani şu an bakıyorum çok konuşmayı da seviyorum herhalde. Kendimi keşfetme süreci. Ve hani karşı tarafa hani şimdi biraz psikolojik kısmıyla ilgileniyorum. Eğer hani bir kişiye kendisinin farkına varmasını sağlayabilirsen birincisi, ikincisi de hani ben biraz işin şey böyle tarihsel kısmına da devamlı derslerde değiyorum. Bir de içinde bulunan vatanın, milletin yani mükemmel bir tarihe sahip olduğunu ve bize öğrenci olarak, hoca olarak hiç fark etmez hangi konumda olabilirsek olalım. Mükemmel bir misyon yüklendiğini, tarihin bize böyle bir misyon yüklediğini böyle arkadaşlar, öğrencilere aktarabilirsem ki hani bunu gerçekten hissettiğimde iyi ki de buradayım diyorum, iyi ki de hoca olmuş diyorum. Böyle bir fırsat herhalde ancak burada sahip olabiliriz diye düşünüyorum. Hocam. Ben size şey sordum. Uluslararası İlişkiler bölümünün bir Akçak Hoca'ya taşınma muhabbeti var sanırsam. Böyle bir işin aslı var mıdır? Sizi ilgilendiren bir durum yok çocuklar. Öyle mi? Evet. İşletmeleri de yok. Yani sizler İşletme fakültesi ya da iktisat fakültesinden mezun olan bir insanın ve özellikle de dil biliyorsa özel sektörlerde çok iyi bir yerlere geldiğini çoğumuz biliyoruz zaten. Ki sizin döneminizde mezun olununca hani önünüzde daha iyi şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama sizin de akademisyenliği seçtiğinizden dolayı
Yani neden akademisyenliği seçtiniz? Yani özel sektörde daha iyi yerlere gelip, tabii ki de özel sektörde ilk başlarda engeller vardır. Hani her bütün hani CEO'ların hayatlarını okuduğumuzda karşılaştığı engelleri hepimiz zaten görüyoruz, okuyoruz, izliyoruz, filmleri çıkıyor. Yani engellerden mi kaçtınız yoksa risk mi almak istemediniz özel sektörde ki çünkü geçmişte hani 90'larda mezun olup başarılı mezun olup dil bildiğiniz halde yani ben bunu merak ediyorum neden akademisyen? Bugünden sonra depresyona girme ihtimalim çok yükseliyor. Sizin döneminizde, sizin zamanınızda yani böyle çocuklar hakikaten yaşlandığımızı hissediyorum sizi gördükçe. Neyse. Bir kere özel sektöre girmek işin en kolay yolu. Yani risk almak istememek değil, tam tersine en büyük riski almak akademisyenlik. Neden? Çünkü önünüzde aşılacak. Yani özel sektörde sular bir şekilde sizi ama işte dalgalar öyle böyle onu yapıyor, sürükleye bazen geri getirir, bazen biraz daha ileri getirir, bazen savurur atar ama siz öyle sürükleyen işine göre yaşar gidersiniz. Akademisyenlikte ise tam tersine süre sizin yön vermeniz gerekir. Yani yapmanız gerekenler, çalışacağınız konular, seçeceğiniz danışmanınız, yöneteceğiniz alan, yani işletmeci olarak, yönetimci mi olacaksınız, pazarlamacı mı olacaksınız, üretimci mi olacaksınız, değil mi? Muhasebe, finansçı mı olacaksınız vesaire. Yani sizin kendinize sizin yön vermeniz gerekir. Hani öyle engellerden falan değil, akademisyenlik bir sevda o çocuklar yani. Hani öyle nasıl diyeyim ben diyorum ya, hasbelkader olacak bir şey değil. Yani bu içinizden geçiyorsa, hani sizi burada görürken, hocalarınızı derse anlatırken, görürken, bir arkadaşınıza bir şey anlatmaktan zevk alırken ya da verilen bir proje ödevini ödevsitesi.com'dan ya da fotokopiciden değil de gerçekten kendiniz araştırıp yapmaktan zevk alıyorsanız bu iş sizin işinizdir. Anlatabildim mi yani? Hani bu öyle hasbelkader mi, tesadüf etti, işte geçerken üniversiteye girdik, Allah yardım etti de yüksek lisansa yazıldık, ya merak ettik bir de doktora yapalım dedik falan deyip de böyle yol alınacak bir şey değil. Yani o yüzden sözlerimin başında dedim ki, tabii hayat koşulları, hayat yani ne istediğini, insan ne yapmak istediğini, böyle mesela hocalarım gibi yani bir zaman sonra da bulabiliyor ama eğer akademisyenlik düşünceniz varsa başınıza neler gelebileceğini de göz önünde bulundurarak ama korkmadan ona karar vermenin zamanı şimdi. Yani hani bu şey, özel sektörde çok şey işte çok zor oralarda ne yapacağız işte burası şey kurtlar sofrası bize orada ne yaparlar KKPSS'ye mi girsem onu mu yapsam bunu mu yapsam yani iş de kuramam ki param yok nasıl başaracağım bir ayrı o zaman gireyim de okulda kalayım değildir akademisyenlik yani akademisyenlik sizin tabirinizse yani bir alternatif değil sizin liste başınızda başarılı olacağınız bir iştir. Onu istemeniz lazım o yüzden. Onu şimdi de isteyebilirsiniz ki bence doğru zamanı bu zaman. Yani kendinizi iyi hazırlamanız ve erken yol almanız açısından söylüyorum. Ama bu istediğiniz için gönül vermeniz gereken bir şey. Herkes istediği için burada yani. Herkes bu işi istediği için. Yani hasbelkader hayat beni buralara getirdi diyen var mı aramızda? Yok. Yani işte şurası da çok kötüydü, çalıştığım yerde bana müdürüm şöyle dedi de o yüzden ben de buraya geldim. Bir şey olmaz yani çocuklar. Bu iş istediğiniz ve gerçekten kendinizi kürsünün bu tarafında görmek istediğiniz için yapılacak bir iş yani. Son olarak etkinliği sonlandırmak açısından hocalarımızın da işlerinin devam edilmesi için. Son olarak ben bir soru sorup son görüşlerinizi de alalım. Bir arkadaşımız var, görüntüsünde hiç söz almadılar. Tamam. Bir de ona da arayalım. Kahraman hocam, fakültenizde staj isteğe bağlı. Bu stajı zorunlu yapmak bizim hedeflerimiz, amaçlarımız, fakültenin, sizlerin, öğretmenlerimiz, hocalarımızın amaçları doğrultusunda bir uygun bir adım olmaz mı?
Şimdi öncelikle konumlu stajın öğrenciye sağlayacağı ekstra bir faydanın olmadığını düşünüyorum. Yani şu an isteğe bağlı staj veya konumlu staj öğrenciye çok farklı şeyler katmıyor. Yani şu an biz şu noktaya getirdik. İsterse öğrenci yapsın, isterse yapmasın noktasında. Çünkü konumlu stajın olduğu dönemlerde farklı fakültelerde, farklı yüksek okullarda çalıştığımda çok farklı sıkıntılar yaşadık. Yani öğrenci istiyorsa yapsın. Mesela buraya gelmek zorunlu olsaydı çok farklı sıkıntılar olacaktı. Acaba nasıl kaçsak diye düşünecektiniz yani. Yani isteğe bağlı olsun. Gelsin, katılmak isteyenler katılsın noktasındayız. Ama ileriye yönelik öyle bir düşüncemiz var. Bunu gerçekleştirebilirsek, 8 dönemlik eğitiminizin bir dönemini acaba iş hayatında geçirme tarzı bir noktaya gelebilir miyiz noktasında çalışmamız var. Öncelikle sağlık yönetimi bölümünden başlamak üzere diğer bölümlerimizi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Yönetim gelişim sisteminde biliyorsunuz bunu yaptık. Çünkü onların iş hayatlarının daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Mesela işletmeyi nasıl yaparız, nasıl ayarlarız, onun da fikir jimnastiğini yapıyoruz işin açıkçası. Bu çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Fakat transiyeye bağlı olma noktasında zorunlu öğrenciye ekstra bir katkısı olmayacağını düşündüğümüzden dolayı öyle. Kaan Hocam, bu şirketler genellikle bu stajları hani alıyorlar ya, alımları yaptıkları zaman zorunlu stajları kabul görüyorlar. Hani bu, biz hani başvuracağımız zaman sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum da bununla ilgili ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar, muhtemelen şirketler şunu bekliyorlar. Siz çalıştığınız sürece bütün ödenmesi gerekiyor oraya. Sanki zorunlu olmasa bu ödenmez diye düşünüyorlar. Siz bunu izah ettiğinizde, yani zorunlu stajla isteğe bağlı sayın hiçbir farkı olmadığını izah ettiğinde bir problem kalmayacağını düşünüyorum. Fakülte olarak gerçekten ben okuduğum bölüm ve fakültemiz olarak çok şanslı olduğumu kendi adıma buradaki çok arkadaşım da muhtemelen aynı şeyleri düşünüyordur. Çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz sizin gibi değerli hocalara sahip olduğumuz için. Benim şahsi bir sorum olacak sizlere ve son görüşlerinizi alacağım. Çok ince bir çizgi vardır hoca-öğrenci ilişkisinde. Çok iyi olmak büyük sorunlara yol açabilir. Çok kötü olmak da aynı şekilde büyük sorunlara yol açabilir. Ama sizler o ince çizgi o kadar güzel, o kadar hoş tutuyorsunuz ki hani size olan yaklaşımımızda hani çok samimi davranıyorsunuz ama bir o kadar da saygı duyuruyorsunuz kendinize. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Bir tavsiyeniz var mıdır bu konu hakkında? Aslında bir büyük bir risk alıyorsunuz ama bu konuda çok başarılı oluyorsunuz. Oğuz hocam başlayabilirsek. Nasıl yani? Evet, teşekkür ederim. İnşallah böyle düşünüyorsunuzdur. Ben açıkçası biraz böyle dersleri dolu dolu yapmayı tercih ediyorum. Bu arada bunu yaparken sıkıyorum diye de düşünüyorum bazen. Ama transkribimizde işte bir mikrovisat, bir makrovisat dersi yazacak. O mikrovisat, makrovisat dersini almış göreceksiniz, hiç olmazsa alın diye çabalıyorum. Bu yani bunu yaparken biraz yorulduğumu, biraz sıktığımı farkındayım. Yani o yüzden çok seviyor muyumdur tartışıyorum. Buna rağmen çok seviyorsunuz. Evet, inşallah edilir. Çok bu noktada çok fazla uzatmadan şunu söyleyebilirim. Burada sanırım başarının sırrı heyecan, heyecan bulmak. Ben 18 sene önce öğretmenliğe başladığım zaman, ilk sınıfa girdiğim zaman hissettiğim heyecanı şu anda da evren maalesef hissediyorum. Çok fazla azalmadı. İşte bu heyecanı duymak beraberinde disiplini getiriyor, beraberinde kendini biraz daha geliştirmeye getiriyor. Beraberinde karşındaki insanlara, onlar çok önemli bir şey değil. İleride onlar vatanı, milletini, devletin kritik makamlarına rol alacaklar, ülkeyi idare edecekler, iş gibi. Her birisinin ayrı gururlu şerefi var gibi düşündüğünüzde bu hakkı muhataplarınıza iade ettiğinizde zaten bir hepsi kendinden geliyor. Çocuklar, ben biraz tabii buna idareci bakış açısıyla bakacağım. Yani aktif sosyal medya kullanan, tüm e-postalarına cevap vermeye çalışan, çok daha vaktim varsa mutlaka muhataplarına e-postayı sevk edip de hani problemin çözülmesini isteyen, yani mümkün olduğunca ulaşılabilir olmaya çalışan biriyim.
Bazen çok keyiflendiğim zamanlar oluyor. Çok güzel geri bildirimler aldığım zamanlar oluyor. Ama maalesef bazen de böyle muameleye muhatap oluyorum dediğim zamanlarda oluyor. Ama ben biliyorum ki o benimle alakalı değil. Yani o birazcık aile eğitimiyle alakalı. Çünkü sizler bize geldiğinizde artık çok geç yani. Sizler artık böyle hani değerler eğitimi ve büyük küçük küçüklerin büyüğe saygısı vesaire işte o söylediğim gibi o ince çizgiyi aşmamak falan filan noktalarında eğitilebilmek için geç kalınmış yaşlar sizin yaşlarınız. O yüzden hani bir saatten sonra evladım sen benimle böyle konuşamazsın demek hani çok da bir anlam ifade etmiyor olabiliyor. Yani bakıyorum bazen arkadaşlarımız işte özellikle bütünleme sınavlarıyla ilgili meseleyi bunu çok şey yaptım. Ben her türlü eleştiriye açıyoruz. Yani üniversitemiz gerçekten bizim hani, ince çizgilerimiz var. Vatan, millet, bayrak, devlet. Yani hani bu çizgileri aşmadığı sürece, yani bunlara karşı bir tehdit içermediği sürece her türlü düşüncesini özgürlükle, açık yüreklilikle söyleyebilir. Her tür etkinliği de yapabilir. Bakıyorum böyle bazı meseleler devreye girdiği zaman işte bütünlemelerde olduğu gibi eleştiriye de çok açığız. Yani ya kaldırıldı, geri istiyoruz, çok mağduruz, öyleyiz, böyleyiz falan filan. Ben işte defalarca nedenini açıklamaya çalışıyorum. Ama işte hani böyle hani o kefsleri de çok gülüyorum bazen gerçekten. Bazılarını kendim bile paylaşıyorum. Çocuğa gösteriyorum. Bakın ne yapmışlar falan diye. Onlar da gülüyorlar falan. Hani bunlarda hiç sıkıntı yok. Emin olun. Gerçekten sıkıntı yok. Ama bazen o kadar haddini aşan yani hani hocanızı falan filan geçtim. Herhangi bir büyüğünüze karşı yani bizim kültüründe herhangi bir büyüğünüze, herhangi bir insana karşı çalışmışsın arkadaşınıza karşı bile söylenmemesi gereken tuhaf üsluplarla karşılaşıyorum. O zaman da çok üzülüyorum. Yani hani ben rektör sesini duy falan diye Twitter açılıyor. Hocam sesinizi duyun başka şey. Rektör sesini duy başka şey. Ve onu şu anda anlatmak hani böyle dersen olur. Böyle dersen bak olmaz. İşte o ince çizgi. O ama o emin olun bizimle alakalı değil. O sizlerle alakalı çocuklar. O yüzden o konuyla ilgili yani bizim yaptığımız bir şey yok aslında. O konuyla ilgili sizin yaptığınız bir şey var. Sınırını bilen, verilen kıymeti gerçekten özümseyebilen, hazmedebilen bütün çocuklarımızı ben çok çok seviyorum. Evet, kıymetli arkadaşlar. Kaliteli bir iletişim bence iletişim denilen şey zaten çift taraflıdır. İki taraf da kaliteli bir iletişimde bulunuyorsa ortaya kaliteli bir iletişim çıkar. Ama bir tarafta sıkıntı varsa ister istemez zaten arızalar ortaya çıkacaktır. İletişimde biz buna ne diyoruz? Parazitler diyoruz yani. Parazitler ortaya çıkar. Ben bizim kaliteli bir eğitimimiz olduğunu düşünüyorum. Özellikle işletme fakültesi özelinde söylüyorum bunu. Akademik kadro olarak çok kaliteli bir kadroya sahibiz. Hocalarımızın bu noktaya çok dikkat ettiğini düşünüyorum. Genel olarak öğrencilerimizin de iletişim tarzından memnunuz. Ben mesela Ümit'i yeni tanıdım ama çok pozitif bir şeyimiz oldu yani. Öğrencilerimizi de bu anlamda sıklıkla görmek ve iletişim kurmak isteriz. Hocalarımız da genel olarak sizlerden memnun. Ama şunu bilmeniz lazım ki, tabii rektör hocam çok kişi ilgilendiği çok farklı şeyler duyuyor ve görüyor. Olumsuz şeyin karşısında mutlaka olumsuz bir iletişim gerçekleşecektir. Bunu ifade etmek isterim. Keşke güzellik olsa. Bunu arzu ediyoruz yani. Belki ben de bir insan olarak şey söyleyebilirim. Hani biz burada olarak soru, yani tabii ki çok soru sorulsun vesaire kısmı var da daha çok bana belki öğrencilerimize doğru soruyu sordurmak, neden o soruyu sorduğunun farkında olmak, hani sorunun çok olması çok önemli değil bence. Kaliteli bir soru insanın kişiliğini de yansıtıyor aslında. Hani felsefede de cevaplardan çok sorular önemlidir diyor ya. Ben daha çok o kısma bakıyorum. Hani öğrencilere soru sorun, hani şunu da böyle alternatif ya,
bu sabah sorulan soruları da hani benim belki şeyim oluyor, karşı tarafı bozuyor. Sıkıntı orada çıkıyor. Ama o kişi şeyin farkına varıyor hiç olmazsa. Yanlış yerde yanlış soruyu sordum. Onu belki onun farkına vardırmak önemli. Bir sonraki aşamada seviye yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor derken hani birinci sınıftan dördüncü sınıfta geliyor. Artık gerçekten dördüncü sınıfta mükemmel kaliteye ulaşıyor hocam sorular. Çok daha güzel bir şekilde oluyor. Teşekkür ederim. Hocam bir çekilişimiz var bu akşam yemeği olarak öğrenci arkadaşlarımıza. Kim ne yiyecek? İki kişi ama ayrı ayrı. şimdi katılım... Eve davet edebiliyorsam sorayım. Hocam şöyle bir şey, 1'den 350'ye kadar aslında sayılar vardı da katılım biraz az olduğundan dolayı biraz sıkıntı yaşayacağız ama sizden yine de bir sayı isteyeceğiz. Kaçalara? 1'den 350'ye kadar bir sayı. 350 dediğimiz var ama. Var mı herkesin? Evet, kartları da aldık. Böyle gösterecek olmaz. Daha seçemez. 262. 262. Hocam sanırım çıktı o. Bence şöyle bir şey olabilir. Yani böyle tek tek atarsak bilenler vesaire de ulaşmayan sayılar hocam bir yarım saatte ulaşırız sayı. Hocam bence en büyük şu an belli de biz girişlerde kartları verdik ama şansları aslında arkadaşlar 3'er 5'er verdik katılmaz olduğu için. Tamam hangi bir sıktığını soruyor ha? 81 değil. 81. Şuna bir. 26 değil ben de. 26. Ha bu 81 şu an. 81. Hocam kutu bunlar da. Alıp evet. Tamam hocam. Ben de 44 diyeyim. 44. Tamam. Bitti. Son olarak. Mehmet'le devam edelim. Bizleri kırmayıp davetimizi geri çevirmeyen saygılar hocalarımıza, siz kıymetli öğrenci arkadaşlarımıza, topluluğumuzun yönetim kurulu ve diğer üyelerine ve etkinliğimize olan katkılarından dolayı üniversitemizin iletişim koordinatörlüğüne, Sağlık ve Kültür Daire Başkanlığı'na ve sponsorumuz Argün İnşaat'ın genel koordinatörü Sayın Mustafa Özdemir Oğlan'a teşekkür ediyoruz. Sürüşü insan ettiysek affola. Kendinize bir teşekkür var size. Thank you.